Rating rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinin Ömer'i Barış Kılıç'la buluşmamız Bebek'te. Yürüyüşe çıkan yakışıklı oyuncu fit halleriyle dikkat çekti. Barış Kılıç dizisi Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddialarına verdiği cevapla fanlarının rahat bir nefes almasını sağladı. Vallahi daha o tadında bırakılacak evrede i̇şte değil, o tadı da değiliz gelmedi. Yani. O lezzet devam ettiği için öyle bir gündemimiz yok. Biz çekebildiğimiz kadar çekeceğiz, işimizi yapacağız. Seneye de inşallah güzel gidecek. Artık o ileride verilecek bir karar. Son dönemlerde oyuncularının başına gelen olaylarla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinde kaos yaşanıyor dedikodularının aslı astarı var mı? Barış Kılıç'a soruyoruz. Ya bir kaos ortamımız yok inanın, yani orada herkes canla başla çalışıyor, bölüm yetiştirmeye çalışıyor. Davetlere de elimizden geldiği kadar zaten icazet ediyoruz. Orada öyle bir kaoslu bir durum yok yani. Hani herkes gerçekten güzel çalışıyor, iyi çalışıyor. Vakit buldukça da zaten o tarz yardım gecelerine zaten siz de biliyorsunuz ne kadar çok katıldığımızı. Ama çok yoğun çalıştığımız için hepsine icazet etme şansımız olamıyor tabii. Setin son günleri yaklaşırken başarılı oyuncu tatil planlarını şimdiden yapmıştı. Yapıldı planlar. Özledik bir tatili. Vallahi özledik ya. Gerçi havalar da öyle çok sıcak değil ama Haziran'da artık hep birlikte tatile çıkacağız. Barış Kılıç'ın Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen ünlü isimlere yine meslektaşları tarafından ağır eleştiriler yöneltmeleriyle ilgili görüşlerini merak ediyoruz. Vallahi hiç duymadım, şu an duyuyorum. Çok benim gündemimde yok ama gidenler de hakkını vermişlerdir yani. İzlediniz mi, takip ettiniz mi oradaki Türk oyuncuları? Çok takip edemedim yani, Instagram'dan birkaç kare görme şansım oldu. Ama ne güzel yani, Türk oyuncuların orada olması, kendilerini göstermesi kötü bir şey değil. Yakışıklı oyuncu Türk dizileri ve filmlerine ilginin artmasıyla Avrupa ve dünya pazarına açılmasını yorumladı. Vallahi dediğiniz gibi yani dünyada en büyük, bu pastanın en büyük sahiplerinden biri Türkiye. Bu anlamda da aslında hem oyuncular hem yapımcılar sektör olarak bir birlikteliği arttırmak gerekiyor. Çünkü gittiğimiz her yerde büyük bir teveccühle, ilgiyle karşılaşıyoruz. Yani ülkemiz adına da çok gurur verici bir şey bu. Umarım artarak devam eder. Beklentimiz bu. İki sezondur devam eden Kızılcık Şerbeti dizisiyle hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Barış Kılıç, gösterilen ilginin kendisini oldukça mutlu ettiğini söyledi. Güzel şeyler bunlar. Yani yaptığınız işi başarıyla yaparsanız haliyle de ilgi görüyorsunuz. Hepsiyle de elimizden geldiği kadar haberleşiyoruz. Güzel bir şey yani, takip edilmek, beğenilmek. Barış Kılıç'ın Türk dizilerinin dünyaya açılmasından sonra Can Yaman, Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit gibi isimler başta olmak üzere para karşılığında gelen yemek yemek gibi tekliflere bakış açısı neydi? İşin bize ters kalmayacak her şeyi de değerlendiriyoruz. Bize uygun şeylerse yapmaya çalışıyoruz, değilse yapmıyoruz. Yani güzel şeyler bunlar, kötü şeyler değil. Yani bir aileyle yemek yeme durumuna nasıl bakıyorsunuz peki? Vallahi herkesin kendi tercihi. Saygı duyuyorum. Siz tercih eder miydiniz? Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun.